Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber temizlik yapacağız. Az önce de anladığınız gibi. Şimdi öncelikle çamaşır atmakla başlıyorum işe. Belki beni sosyal medyada takip edenler vardır. Yani Instagram'da veya TikTok'ta. Böyle temizlikçi arayışında olduğumuza dair bir story post paylaşmıştım. Bulamadık arkadaşlar. Evet. Bulamadık ve iki haftadır eve temizlikçi gelmediği için hem ütü birikti hem her yer çok tozlandı. O yüzden bugün en azından evi yaşanılabilir bir seviyeye taşımayı hedefliyorum. İlk temizlik videomda olduğu gibi zehirlenmeden bu işi halletmeyi düşünüyorum. Onu da izlemediyseniz şuradan ya da şuradan izleyebilirsiniz. Bana kolaylıklar gelsin diyorum. Size de iyi seyirler. Videoya geçebiliriz. Biraz daha çamaşır yıkanması gerekiyor. O yüzden seriden koyu renkleri bir tane daha kuralım. Şimdi evde şöyle bir durum var. Ütü çok fazla. Önce ütüyle mi başlasam yoksa bir süpürge falan filan mı? Bir de benim odam çok dağılmış durumda. Size odamı göstereyim önce. Gelin benimle. Şimdi bura benim odam, tamam mı? Tamam, burayı ben dağıttım, okey. Şu ütülenecek bunlar. Şunlar da ütülenecek olanlar. Şurada bir dağınıklık var. Şu çekeceğim video için. Şuraları bir düzeltmem lazım. Nevresimlerin değişmesi gerekiyor. Önce benim odayı toplamak. Hatta oda oda gidelim bence. Tamam, hadi oda oda başlıyoruz. Çamaşırlar yıkanırken benim odamdan başlayalım. Örümcek girdi. Nerede, bulamadım örümceği. Ben uyuyamam bu odada bu. Şurası babamın odasına gidecek olanlar. Şu ikisi Aleyna'nın. Şurası spor eşyaları. Şunlar da benim odamda kalacak olan, ütülenmeyecek olanlar. Ütülenecekleri de böyle sepetin üstüne ayırdım. Bu arada böceği hala bulamadım. Camı açtım, odadan çıktım ve onun bizim evi terk etmesi için ona zaman bıraktım. Öyle söyleyeyim. Şu an onun için yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Maalesef. Umarım gider. Çamaşır zamanı. Burada verilmesi gereken o kadar çok şey var ki. Şu turuncuyu da giymem. Aslında bunlar çok güzel. Bunları dolaba koyup satsam mı ya? Mesela geçen sene aldım. Bu sene hiç giymedim. Neyse, ben şurayı bir katlayayım. Soru işaretleri olanları ayırayım. Kitlerine göre. Şunlar krem ve kahve olanlar mesela.
Şöyle koydan aşağı doğru gitsin. Gri de buraya girebilir mesela. Ton sür ton. Şuradaki mavi de buraya gelsin. Çizgiler de burada olsun o zaman. Çizgilerin üstüne de ince şeyleri koyarım. Bir de burada lacivert bir şey var. Lacivert de en alta gitti o zaman şimdi. Nasıl gözüküyor? Wow! Gayet iyi oldu. Bunu da bir kez giydim aslında. Kalmalı mı ya bilmiyorum. Karar veremedim. Sweatshirtlerden de birazcık ayıralım bence. Şunu giymedim bu sene hiç. Giyeceğimi de düşünmüyorum. Alena'nın odasına gitsin. O giyiyor böyle şeyleri. Ben bunu Doji'ye geri vereyim. Bunu giymiyorum. Bari o giysin. Mesela yine bir tane daha turuncu bir şey. Bu arada geçen sene giymiştim aslında. Giyer miyim ya? Giymiyorum. Hayır. No. Bunu giymez. Bir şey söyleyeceğim. Odamda aşırı zaman kaybettim ama yapacak bir şey yok. Bunu yapmak zorundaydım bugün. Şurada öyle bir çekmece var ki. Yani içi o kadar abuk subuk şeylerle dolu ki acaba şu an buna girsem mi? Girmesem mi onu düşünüyorum. En az bir saatimi alır burası yani şurayı ayıklamak. O zaman şöyle yapalım. Bunu buraya bugün girmeyeyim. Çünkü evin diğer kalanlarını yetiştiremeyeceğim yoksa bıkacağım yani bıkmak üzereyim. Diğer odalarla devam edelim. Benim odamı genel olarak temizledim zaten. Şuranın da tozunu alayım. Diğer odalara geçelim. Normalde bu iki gözü çanta için kullanıyorum. Burayı da ayıklamanın vakti gelmiş açıkçası. Yine aşırı yorulduğum bir temizlik videosu oldu ve evin geri kalanını sadece süpürdüm ve temizlemeyeceğim. Onu başka bir videoda yaparız. Belki ona part 2 deriz, buna part 1 deriz. Bilmiyorum ama şu an gerçekten devam edecek gücüm kalmadı. O yüzden ve şu an saat 3. Hiçbir şey yemedim daha. Yuh. Odamın son halini göstereyim. Öyle videoyu kapatayım. Önce şurayı toplamakla başladım. Masamın işte üstünü düzenledim ve sildim. Burayı temizledim. Aynamı sildim. Şurada kirliler var hala yıkanacak. Yani ev resimlerimi az önce çıkardım. Dolabımın son hali böyle oldu. Şuradaki çantaları şu şekilde yaptım. İşte burada şu hep mesela o gün hangi çantam varsa o. Diğerleri boyutlarına göre gibi ayarladım. Burada daha yumuşak ve dik olan çantalarım var. Pantolonlarım, şallar. Böyle askıdakileri zaten beraber ayırdık biliyorsunuz. Şu çekeceğim istifa box videosu gelecek. Birincisi çok izlenmişti. Şurada kazaklarımı renklerine göre ayırdım. Şurayı hiç ellemedim. Burası çok uzun sürecek bir şey çünkü. Onun dışında nevresimi değiştirdim.
ve bitirdik odayı. Şu da ısıtıcım, artık kullanmıyorum. O yüzden o içeri gidecek. Böyle. Çok yoruldum. Bence güzel bir video oldu. Çok da uzun bir video olsun istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı vesaire vesaire, beğenmeyi, yorum yapmayı bunları unutmuyorsunuz. Cebinizden hiçbir şey eksilmiyor. Lütfen destek olmayı unutmayın. Öptüm sizi. Görüşürüz. Bye bye.